Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? Kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Class FX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Class FX'in her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese merhabalar. Class FX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu hafta kapanırken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı, huzurlu bir hafta dileyelim. Şimdi hemen sorularınızı yanıtlamadan önce özellikle tabii ki küresel piyasalarda neler olup bitti bu hafta içerisinde onlara değinmemiz gerekiyor. Özellikle tabii ki ekonomik yavaşlama konusunda bazı konulara değinmemiz gerekiyor. İngiltere ve Euro bölgesiyle alakalı olarak zaten defalarca bahsettiğimiz, uzun zamandır konuştuğumuz ve bu hafta merkez bankalarından karşılığının alındığı bir dönem geçirmiş olduk. Dolayısıyla sorularınızı yanıtlamadan önce oraya bir göz atmamız gerekecek. Neden Euro ve Sterlin üzerindeki baskılardan bahsediyoruz? Neden küresel anlamda böyle bir problemin var olduğundan bahsediyoruz? Orayı bir açıklamak gerekiyor. Ardından tabii ki sorularınızı teknik anlamda destek ve dirençlerden anlatmış olacağız. Şöyle Ali Bey, bu grafiklere ulaşamayabilirsiniz. Yani daha doğrusu ulaşabilirsiniz ama oldukça zor. Bloomberg terminal kullanabilmeniz için gerekli uygunluğa sahip misiniz bilmiyorum. Zaten aylık ödemelerinden tutun, genel itibariyle kendinizi de çok güvenilir bir şekilde tanıtmanız gerekiyor Bloomberg'e. Ancak bu şekilde gerçekleşecek bir durum. Kurum olarak biz tabii ki bu konuda güven sağladığımız için direkt olarak kendilerinden bunu talep edip alabiliyoruz. Ve terminal görüntüsüyle beraber dünyanın en önemli platformu biliyorsunuz finans sektörü için. Bunun sağlanabilmesi adına siz ne kadar uyumluluk sağlarsınız onu bilemiyorum. Ama dediğim gibi çok zor. Bireysel olarak almak çok çok zor. Evet, şahıslara zaten vermiyorlar Furkan Bey. Hemen hemen yani aylık 2500 dolar civarında bir şey olması lazım. Şirket olmanız gerekiyor, evet. Ve şirket olarak da güvenli bir tutum sergilemeniz gerekiyor. Orada zaten bütün evraklarınızla beraber, her şeyinizle beraber piyasaya zaten güven veriyor olmanız gerekiyor. Ayrıca tabii hani bu on binlerce yatırımcınız olması gerekiyor gibi bir ton şeyi var bunun, maddesi var. Onları karşıladığınız takdirde zaten alabiliyorsunuz. Ancak ve ancak hani çok çok detaylı bir şekilde sunum yaparsanız ve güven sağlarsanız alabilirsiniz. Ki gördüğünüz üzere yurt dışı kurumları arasında sadece biz kullanabiliyoruz. Diğer kurumlarda zaten böyle bir durum söz konusu değil. Bütün bu maddeleri teker teker sağlayabildiğimiz için biz de size yayını terminal, Bloomberg terminal üzerinden sağlayabiliyoruz. Şimdi ben asıl konumuza döneyim. Özellikle tabii ki Almanya ile alakalı, Euro bölgesi ile alakalı ve İngiltere ile alakalı bazı durumlardan bahsettik. Tabii şuradan İngiltere Merkez Bankası'na öncelikle bir geçiş yapalım. Şurada bir bakalım. Bakın 0.75 olarak zaten değişiklik göstermeden faiz oranını sabit tuttular. Bununla beraber tabii ki varlık alımlarında herhangi bir değişikliğe gitmediler. Değişikliğe gidilmediği gibi zaten özellikle beklentilerin düşürülmüş olması bizim için çok önemliydi. Şurada gördüğünüz üzere 1.2'lik bir 2019
Şu an için beklentisi söz konusu Bloomberg üzerinde. Tabii Merkez Bankası'nın bu şekilde bir düşüşe gitmiş olması, ekonomik büyümenin yavaşlıyor olması İngiltere için tabii ki Brexit konusunu takip edelim demiştik. Brexit açısından bize önemli bir sinyal vermiş oldu. Diğer taraftan tabii ki Euro bölgesinde de benzer bir açıklama vardı. Çok normal beklentiler aşağıya çekildi. Çok normal bir şekilde Doğu bloğuyla alakalı, daha doğrusu Doğu Avrupa ülkeleriyle alakalı olarak ciddi bir yol kat etme mevzusundan bahsedildi ama bildiğiniz üzere Almanya burada çok ciddi bir şekilde büyümede problem yaşıyor ve aynı zamanda aslında problem yaşamaktan ziyade kasti bir durum gibi görünüyor. Bununla beraber de tabii ki çok normal bir şekilde özellikle Avrupa'nın büyük ülkeleri sanayi üretimi konusunda ve diğer ana maddeler konusunda ciddi bir problem yaşıyorlar diyebiliriz. O nedenle çok daha tedbirli olmanız gereken bir görüntü var. Özellikle Euro bölgesi, İngiltere, Almanya gibi önemli ekonomi dinamiklerinde. Tabii Çin'den özellikle bahsettik. Bunu da göz ardı etmeyelim. Amerika ve Çin'de de bu tarz problemler var. Bakın, ekonomik büyümede gördüğünüz üzere Almanya'da 1,4'lük bir beklenti var. 2020 yılı içinde benzer bir görüntü var. Yatay eksenli bir şekilde ilerleyecek gibi görünüyorlar. Ve bu ilerlemenin zaten yatay eksenli görüntünün sağlanması durumunda çok ciddi bir aslında problem yaşanabilir. Çünkü enflasyon problemleri burada düzenlenemedi bir türlü. İstenilen seviyeye bir türlü kalıcılık sağlanamadı. Ve dolayısıyla Euro üzerindeki baskılar İtalya üzerinden, Almanya üzerinden, Euro bölgesinin aslında tamamında ve aynı zamanda Brexit ile bağlantılı olarak İngiltere üzerinden gerçekleşiyor. Ticaret savaşı ve Amerika'daki görüntü de aynı zamanda etkileyici oluyor ve dolayısıyla işin içinden çıkılamaz bir durum varmış gibi görünüyor. Evet, aslında 2023 için en azından önümüzdeki 4 sene için Euro bölgesi adına çok ciddi problemler var. Çözülmesi çok güç olan problemler var ve bununla beraber de çözülemediği takdirde zaten dolar karşısında Euro'nun önemli bir değer kaybı yaşayacağını da söyleyebiliriz. Şimdi grafiklerimize geri dönelim. Hazır bu baskılardan, İngiltere üzerindeki, Euro bölgesi üzerindeki baskılardan bahsetmişken zaten sorularınızı yanıtlarken bunların tamamını açıkladığımız için daha hızlı bir şekilde geçmiş olacağız. Ama öncelikli olarak ilk sorudan itibaren başlayalım. Ardından da devam edelim. Dolar TL isteğiymiş önce Şaban Bey'den gelen. Dolar TL ile hemen başlıyoruz. Şimdi bakın tabii ki Euro ve Sterlin üzerinde ciddi problemlerin olması nedeniyle kurlarda özellikle geri çekilmelerin görülebileceğini, dolar tarafına da yansımaların olabileceğini söylemiştik ve yansımasının da görüldüğünü söyleyebiliriz. 24 seviyesi 5.24 seviyesi bizim için önemli. 5.24-5.16 bandında swing trade eden yatırımcılar diye hafta başından itibaren söyledik. Geçtiğimiz hafta başından itibaren söyledik. Dolayısıyla bu seyrinin kurda bu seyrin sürmesi çok normal olacak diyebiliriz ama gün içi toparlanmalar ya da daha doğrusu ataklar dün olduğu gibi tekrarlanırsa 5.29-5.32 bandını hedefleyebilirsiniz. Geri çekilmeleri de 5.16'ya kadar bekleyip alım fırsatı olarak değerlendirmenizi öneririz. Şimdi gram altın tarafında zaten 222-40 kademesinden bahsetmiştik. 221'lerdeyiz. Atakların devam etmesini bekliyoruz zaten. Biliyorsunuz 2019 yılı için beklentimiz ons altın tarafında 1390 6 gram altın tarafında da 250 demiştik. 2019 yılı içerisinde gerçekleşebilecek senaryodan bahsederken de gün içi hedefimizin 222-40 olduğunu aktarmıştık. Bu şekilde Tayfun Bey için tekrarlamış olalım. Kanada doları, İsviçre frangı hemen gösterimi sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü fiyat hareketi devam ediyor ve ataklarda daha önce konuştuğumuz gibi 0.76 kademesi hedeflenmesi gereken kadememiz burada. Çıkış yapabileceğiniz noktamız trend aşağı yönlü ve yukarı yönlü seyri bekleyip satış fırsatını değerlendirebileceğinizi aktarabiliriz. Sterlin dolar tarafında
Tabii ki sterlin baskılarının devam ediyor olması, Brexit baskılarının devam ediyor olması çok çok olası senaryo. Ancak dün içi toparlanmanın devam ettiğini görüyorsunuz. Bu toparlamalarda 1.29.90 demiştik hatırlarsınız. 1.29.90 kademesi hedeflenip satış fırsatları değerlendirilebilir. Bu kademenin üzerine atak gördüğümüz takdirde satış fırsatlarını kademe kademe değerlendirebilirsiniz. Yani Ali Bey şöyle söyleyeyim. Şöyle, tamam, şimdi sorunuzun tamamını şu anda okumuş oldum. Şimdi dolar TL tarafında en ufak bir siyasi gerilim dahi zaten yukarı yönlü fiyat hareketini tetikleyebilir. Şimdi 6 aylık bir süre içerisinde tekrar aynı kârı elde edecekseniz hiçbir anlamı yok bence bu kadar beklemenin. Ki dolar alımı fiziki bir alım gerçekleştirdiyseniz ya da forex üzerinden gerçekleştirdiyseniz bekleyen emir olarak ya da sadece bir TP koymanız dahi yeterli olacak. Take profit koymanız dahi yeterli olacak ve şöyle bir örnek verebilirim. 5.32 üzerine ataklar gördüğünüz takdirde zaten seyrin genişleme ihtimali var. 5.32 üstünde kapanışlar daha doğrusu. Ve bu kapanışların ardından o 6 aylık süre çok çok kısa bir hale gelebilir ve geldiği takdirde de net bir şekilde konuşmakta fayda var. Bakın Asya seansında tek bir gecede 50 kuruşluk yükselişle 5.89'u test ettik. O nedenle bu konuda kötümser olmayın, yani burada negatif kalmayın bu düşünceyle. Kesinlikle bizim ülkemizin maalesef kırılganlığı, ekonomik kırılganlığının yüksek olması nedeniyle her an görebilirsiniz öyle bir atak. Ne olması lazım diye sorduğunuz için de şunu söyleyebilirim. Amerika'dan Venezuela'dan almış olduğumuz altınla alakalı bir tepki gelecek olursa yine dolar TL'de yükseliş ya da Fırat'ın doğusundaki harekatla alakalı bir problem yaşanacak olursa yine dolar TL'de yükseliş ya da ekonomik verilerde bir problem yaşandığında yine dolar TL'de sert yükseliş görebilirsiniz. Sorularınızı bu arada teker teker, yani tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. Ben sorularınızı görüyorum. Mümkün olduğunca zaten Brent, VTI gibi soruları, yine diğer soruları da teker teker yanıtlamaya devam edeceğim. Yukarıda herhangi bir yerde zaten yazdıysanız bir problem arz etmiyor. Merak etmeyin. Yukarıdan aşağıya doğru soruları iniyorum görmüş olduğunuz üzere. Onun için sterlin Japon yenine şimdi geçiş yapıyoruz. Sterlin Japon yeninde de gördüğünüz gibi 142.40'dayız. Atakların devam etmesi durumunda 142.87 kademesi hedeflenmesi gerekiyor. Şurada bir düzeltmenin yapılması gerektiğinden bahsettik. O da zaten 142.87-144.90 aralığını bize hedefletiyor. Tabii kanalın aralıklarının, standart sapmalar arasındaki aralıkların bu kadar geniş olmasının sebebi Japon yeninden kaynaklı bildiğiniz üzere. Dolayısıyla çok sert bir yükseliş ya da çok sert bir düşüş gibi gelebilir size ama o kadar da ciddi hacimlerin olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle tabii ki dolar endeksi içerisinde de sterlin ve Japon yeninin çok ciddi bir önem arz ettiğini biliyorsunuz. Bunu göz ardı etmeyin ve aynı zamanda buradaki akışların, yani pozisyon azalış ve artışlarının çok ciddi önem arz ettiğini de belirtelim. O nedenle sadece ve sadece makroekonomik gelişmelere bağlı kalmayın. Siyasi ve politik gelişmeler sonucunda kapanan ya da açılan pozisyonlar nedeniyle İngiltere'deki baskılar tabii ki Japonya tarafında daha önce olduğu gibi algoritmayı tetikleyebilir. Yine bekleyen emirler devreye girebilir ya da pozisyon kapanışları devreye girebilir. Bu yönde tedbirli olmanız adına 142.87'nin üzerine atak gördüğünüz takdirde satış fırsatını değerlendirmenizi öneririm. Orta vadede zaten hedefimiz daha önce konuştuğumuz gibi birinci standart sapmamız olan 139.26 kademesi. Ons altınla devam ediyoruz. Ons altın tarafında tabii ki sabah yayınımızda da aktarmış olduğumuz gibi çok çok normal bir görüntü söz konusuydu. Düzeltmeyi yaptık. Düzeltmenin ardından da toparlanmayı gösteriyoruz. Bakın zaten şu 1303'e doğru geri çekilme gördükten sonra toparlanmaları hedefleyebiliriz demiştik. Buradan bir kademe alışı yapabilirsiniz demiştik. O kademe alışı da normal bir şekilde toparlanmayı bize gösteriyor.
1313 kademesi kırıldığı takdirde ya da zaten haftalık kapanışı yaptığımız takdirde yine benzer bir görüntü oluşturmuş olacağız. Bakın şurada bir line çizmiştik zaten. 1313'ün üzerinde de kapanış gösterirsek bizim için çok daha sağlıklı bir senaryo oluşacak. 1317 kademesini hedefleyebilirsiniz. Rohullah Bey sanırım isminiz. Tekrar tekrar Brent yazmanıza gerek yok lütfen. Onu gördüm zaten. Birazdan yanıtlayacağım. Merak etmeyin. Şimdi altının ardından dolar TL'yi zaten yanıtladık. Amerikan endeksleriyle alakalı Ali Bey daha geniş yazarsanız sevinirim. Nasdaq, S&P, Dow Jones hangisini istiyorsanız onu söylerseniz ben de yanıtlayayım. Sadece Amerikan endeksi yazmışsınız. Üçünü birden mi yanıtlayayım? Teker teker hangisini istiyorsunuz onu yanıtlayabilirim. Bu sırada ben dolar Güney Afrika randını yanıtlayayım. Hüseyin Bey'in sorusuydu. Oradan da Euro Japon yenine geçiş yapacağız. Şimdi Güney Afrika randında gördüğünüz gibi bakın 13.60'ın üzerindeydik. Ancak kısa bir tepki satışıyla karşılaştık. Az önce dolar TL tarafında da benzer bir görüntü gördünüz. 13.60'ı kırdığımız takdirde ki bugün de haftalık kapanışı yaptığımız takdirde seyirin biraz daha genişleme ihtimali var. 13.95'leri hedefleyebiliriz demiştik. Hala güncelliğini koruduğunda aktarabiliriz. Bu tarz geri çekilmeler gördüğünüzde tedbirli olup biraz daha net bir görüntü oluşmasını bekleyin ve alım fırsatını değerlendirin. Böyle çok daha aslında kurt bir trader gibi davranabilirsiniz burada aslında. Tam birinci standart sapmanın çevresinde olmamız nedeniyle daha sakin kalıp biraz daha geri çekilmesini bekleyip sonra da alım fırsatını değerlendirebilirsiniz. Euro Japon yenine hemen bakalım. Geçiş yapıyoruz. Üçünü istiyorsunuz Ali Bey. Tamamdır. Birazdan Euro Japon yeninin ardından yanıtlayayım. Netcase isteği gelmiş Oğuz Bey'den, Samim Bey'den sterlin dolar isteği gelmiş. Onu yanıtladık ama soruların ardından tabii ki tekrarlayabiliriz. Bakalım Kenan Bey'den bir soru gelmiş. Şimdi altın düşüyor, sterlin düşüyor, euro düşüyor, dolar düşüyor. Borsa düşerken döviz nasıl düşüyor? Şu anlık durum böyle demiş. Şimdi şöyle belirtelim. Bunların arasındaki korelasyonla alakalı daha önce bir zaten yayın gerçekleştirmiştik. Eğitim amaçlı değildi ama içeriğinde zaten bahsetmiştik. Size şöyle özetleyeyim Kenan Bey. Direkt olarak siyasi ve politik gelişmeleri takip etmeniz sizin için çok çok daha önemli olacak. Bakın eğer şu şekilde bir düşünce oluşursa işte borsa düşerken bilmem ne yükseliyor, işte döviz düşerken bilmem ne yükseliyor gibi bu tarz korelasyonlara net bir bağlantı içerisinde kalacak olursak problemlerle karşı karşıya her zaman kalırız. Anlamlandıramadığımız şeyler kesinlikle olur. Bakın dolar TL, euro TL, sterlin TL 3 tane TL varlıktan bahsedelim. Hatta gram altından bahsedelim. Şimdi Türk lirası değer kazanıyor diye dördünün de düşmesi kesinlikle gerekmiyor. Türk lirası değer kaybediyor diye dördünün de yükselmesi kesinlikle gerekmiyor. Her bir bölgede, her bir para biriminde farklı hareketleri görme ihtimaliniz var ve bunların farklı hareketlerin nedeniyle borsada da farklı bir görüntü çizilmesi nedeni doğabilir. O nedenle teker teker siyasi ve politik açıdan incelemenizi öneririm. Şimdi Euro dolarda artık Emrah Bey yön yukarıya dönmedi. Çok da kolay değil onun yukarıya dönmesi yönünün. Çok uzun zamandır 2008'den beri zaten yön aşağıda orada. Euro dolar tarafında aşağıya. Toparlanmaları ne kadar sert yukarı yönlü yani 1 yıllık, 1,5, 2 yıllık, 3 yıllık yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri görsek dahi ana yön hep aşağıda Euro dolar tarafında. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Muharrem Bey bakalım Avustralya doları, İsviçre frangı sorusuna oraya daha gelmedim. Merak etmeyin oraya daha gelmedim. Ondan önce Brent ve VTI var. Şimdi öncelikle Euro Japon yeni ile devam edelim. Ardından zaten Euro
sterlin istekleriyle devam edeceğiz. Amerikan endeksleriyle devam edeceğiz. Şimdi bakalım 124.58'deyiz. Yatay eksenliğe yakın bir görüntümüz var. Kısmi de olsa yukarı yönlü. Ve toparlanma devam ettiği takdirde 125.26 denge kadememiz ve satış fırsatını değerlendirebileceğimiz bir kademe. Aşırı alım bölgesinden çıkış yaptık. Geri çekilmelerin bir miktar daha devam etme olasılığı kuvvetli. Burada da zaten aşağıda hedefimiz 123.80 kademesi olacak diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Dolar Kanada doları tarafı bu arada gözden kaçmasın. Hemen yanıtlayalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi trend zaten yukarı yönlü. Dolar lehine kalmakta fayda var düşüncemizin net görüntüsünü burada da görüyorsunuz. Ve gün içerisindeki bu tarz geri çekilmeler bize alım fırsatı olarak dönmüş olacak. Dolar aleyhine fiyatlamalar yani. 1.32 kademesine doğru geri çekilme gördüğümüz takdirde yine alım fırsatını değerlendirebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Yukarıda ana hedef noktamız, orta vadedeki ana hedef noktamız zaten 1.33.78'di ki biz bunu 1.30.58'lere doğru düşüş görülürken söylemiştik. Bu toparlanma istediğimiz şekilde bakın aşırı satım bölgesinden yaşandı ve 1.33.78'i hala hedef olarak gösterebiliriz. Nasıl gerçekleşebilir? Öncelikle pazartesiden itibaren eğer yukarı yönlü bir şekilde başlarsak ve 1.33.54'e doğru atak gösterirsek artık yeni hedefimiz 1.33.78 olacak diyebiliriz. Ama gün içi geri çekilmelerin bir miktar daha devam etme olasılığı kuvvetli. Şimdi buradan ben S&P tarafına ve diğer endekslere geçiş yapacağım. Ardından da petrol ve gaz sektörünü anlatacağım. Şimdi bakın aşağı yönlü bir şekilde burada devam ediyoruz. Hedef neresi? Birinci standart sapma 2.681 kademesi. Dow Jones'a dönüp bakıyorum hemen. Buradaki durum nedir? Burada da gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir seyir var. 25.000 sınırındayız. Tedbirli olmak gerekiyor. 24.890 kademesi aşağıdaki ana hedef noktamız. Aşırı alım bölgesinden çıkış yapıyoruz. O nedenle satış baskısına yönelik tedbirli olmak gerekiyor. 25.000 çevresinde kapanış yaparsak geri çekilmeler kısıtlı kalabilir demiştik. O nedenle bu düşüncenin güncelliğini koruduğunu da aktarabiliriz. Tedbirli olmakta fayda var dediğim gibi ama alım fırsatı değerlendirmek için acele etmeyin lütfen. Satış baskısını görürseniz biraz daha derinleşebilir. Bakın Nasdaq'ta da 6.792 demiştik. Oraya doğru da gerileme gösteriyoruz. Satış baskısını gördüğümüz takdirde zaten pazartesi günü hedefimiz 6.792 olacak. Eğer bu Amerika seansında ciddi bir hacim, ciddi bir fiyat hareketi görmezsek. VTI tarafında burada bakın yukarı yönlü bir fiyat hareketi var. Demek oluyor ki Amerikan endekslerinde petrol ve gaz sektörünün dışında bir görüntü var. Bakın az önce TL üzerinden o korelasyondan bahsetmiştik. Eğer Amerikan endekslerine biz petrol bazlı bakacak olsaydık burada bir problemle karşı karşıya kalacaktık. Bu kesin. Gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir fiyat hareketi gösteriyoruz petrolde, ham petrolde. Ve VTI'deki ana hedef noktamız 53.90 53.80 kademesi olacak. Hatırlatmakta fayda var. Birinci standart sapmaya doğru gün içi toparlanmalar devam edebilir ama ana yönümüz aşağıya. 51.60 50.50 kademeleri hedef noktaları olacak demiştik. Şimdi buradan Brent'e geçiş yapıyoruz. Brent'te de benzer bir görüntü vardır. Yüksek ihtimalle orada zaten biliyorsunuz daha önce konuştuğumuz gibi yukarıya doğru sert fiyat hareketi görmediğimiz takdirde endişe verici bir durum yok. Yani 64 doların üzerine taşınmadığımız sürece endişe verici bir durum yok. Ve geri çekilmeler hedeflenmesi gereken ana noktalar. Dolayısıyla toparlanmanın yaşanmasını bekleyebilirsiniz ve satış fırsatını değerlendirebilirsiniz. Avustralya doları, İsviçre frangı vardı. Hemen o tarafa da geçiş yapalım. Şimdi burada da gördüğünüz gibi bakın aşağı yönlü bir deneme gerçekleşti denge fiyatına doğru.
Bu denge fiyatına doğru yaşanan atak geri çekilmelerde satıcılı seyirde 0.70-68 kademesi kırılması gerekiyor ki biraz daha seyrimiz derinleşsin. Orta vade hedefine yani 0.69-81'e geri çekilmeler görebilirim. Alçalan tepeler var gördüğünüz gibi. Bu tepelerin ardından zaten net düşüşler gördük ama İsviçre frangı burada çok ciddi bir değer kazanımı yaşamadan Avustralya dolarında bir değer kaybı var. Ve Avustralya dolarındaki değer kaybını zaten geçtiğimiz günlerde de açıklamıştık. Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla beraber ciddi bir düşüş görmüştük. Şurada zaten onun karşılığını görebilirsiniz. Ve bu geri çekilmelerin bir miktar daha devam etme olasılığını kuvvetlendiriyor diyebiliriz. Şimdi Yeni Zelanda doları tarafına da bakalım. Yeni Zelanda doları tarafında Selahattin Bey gram altın tarafında özellikle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesini 222-40 kademesinin hedeflenmesi gerektiğini aktardık. Ve zaten orta vade hedefinden de uzun vade hedefinden de defalarca bahsetmiştik. Tekrar hatırlatayım. 222-40 kırılma olasılığı oldukça kuvvetli olan bir kademe kısa vade için. Orta vadede zaten 232'nin üzerine taşınma ihtimalimiz var. Bununla beraber de tabii ki uzun vadede yani 2019 yılı içerisinde 250 kademesinin üzerine ataklar bekliyoruz diyebilirim. Yeni Zelanda doları Amerikan doları tarafında 0.67-48 kademesindeyiz. 0.66-64 kademesini dikkatle takip edelim. Geri çekilmelerdeki alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz noktamız orası. Dolar lehine kalmakta fayda var düşüncesi tabii ki her zaman bizim için ön planda. Çok çok ciddi bir değişiklik yaşanmadığı sürece ama Yeni Zelanda doları, Amerikan doları tarafında biraz daha tedbirli olmak gerekiyor. Bakın dolar lehine fiyatlamalar burada yoğunlukta olsa da yine de kısa vadeli trend yukarı yönlü dönmüş durumda. Şimdi DAX isteği de vardı. DAX'tan önce şöyle bir bakayım. Avustralya doları, İsviçre frangı sonrasında netkes isteği vardı sanırım. Evet. Oğuz Bey'den netkes gelmişti. Şimdi netkesi yanıtlayalım. Hemen bir görüntü alalım. Bildiğiniz üzere zaten çok ciddi bir düşüş göstermiştik. Ve 2500'leri hedefleyebileceğimizi aktarmıştık. 2530 kademesi hedef olacak noktamız demiştik. Ve buradan kısa bir toparlanma yapıyoruz ama tedbirli olmakta fayda var. Bakın aşırı satım bölgesinden kısa bir toparlanma gösterdik. Çok daha ciddi bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Bu düşüş trendinin bozulması için, kısa vadeli trendin bozulması için. Ama zaten son bir yıllık süreci ele aldığımızda yukarı yönlü bir fiyat hareketini görüyoruz. O nedenle 2530'un altına sarkmalar gördüğümüz takdirde endişe verici olmayacak. Buradan toparlanmaları hedeflemeniz için ilk kademe alışını yapabilirsiniz. Özellikle ilk kademe alışını şöyle 2.640'dan yaparsanız çok daha sağlıklı olur diyebilirim. Aşırı satım bölgesinden çıkış için de hedefleyeceğiniz nokta 3.020-3.096 kademeleri olabilir. Oralardan çıkış yapabilirsiniz. Şimdi Euro GBP'yi araya mı kaynattık Hüseyin Bey? Tamamdır. Birazdan yanıtlıyoruz. DAX'ın ardından. Hemen onu da yanıtlayalım. Şimdi Muharrem Bey için DAX'ı da yanıtlayalım. Bakın üstüne bastıra bastıra söyledik. İkinci standart sapmanın üstüne atak gördüğümüz takdirde 11.251'in yani üstüne atak gördüğümüz takdirde satış fırsatını değerlendirin demiştik. Oradan gördüğümüz son 2 işlem günündeki çekilmeler 3. işlem gününe de devam etti. Ve hafta kapanışını kanalın içerisinde yapacağız gibi duruyor. 10.950-10.875 hedefinden bahsetmiştik. Ve buraya kadar da geri çekilme görüyoruz. Satış baskısını artık görmüş olduk. Ancak 10.875 altına sarkmalar orta vadede oldukça sağlıklı görünüyor. Gördüğünüz gibi 10.720'den de 10.611'e denge fiyatı güncellenmiş durumda. Euro sterlin tarafına hemen bakıyoruz. Euro sterlin tarafında bakın 0.8750 diyebiliriz artık buna. Ve
Geri çekilmelerdeki hedef ne dedik? 0.87.33 öncelikle. Trend aşağı yönlü evrilmeye başladı ve dolayısıyla çok ciddi bir şekilde sterlin lehine fiyatlamanın, euroya karşı sterlinin değer kazanımının söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. 0.87.33 kırıldığı takdirde de daha geniş bir aralık bırakmak isterseniz burada 0.86.60 kademesini hedefleyebilirsiniz. Şimdi bütün soruları tamamladık. Herhangi bir soru kalmadı. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Haftayı bol kazançlı bir şekilde kapatırsınız umarım. Pazartesi sabahı da güne başlarken yayınımızda görüşmek üzere diyelim. İyi tatiller, iyi dinlenmeler diyelim. Class FX'in Class Yatırımcıları.